Atı Sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sarı kızımızın yavrularına bakacağız inşallah. Bakalım kaç tanesi dolu, kaç tanesi boş. Onlara bir bakalım. Kaç tane yavrumuz çıkacak? Çıkmaları yakındır arkadaşlar. Onun için de ultrasyonda çok iyi görünür büyük ihtimalle. O zaman bir tavuklarımızı çıkartalım. Civcivlerimize yemlerini verelim. Bacaksızımızı kontrol edelim. Biraz daha hakimiyet kurdu tavuklar üzerinde. Biraz daha iyi yani. Evet, yemlerini döktük. Burayı da açalım. Pencerelerini açtık. Hepsi buraya geldiler. Gelin bakalım. Maşallah. Arkadaşlar, bunlardan da kayıplarımız oldu. Nasıl oldu? Tabii ki köpekler tarafından. Onun için buradan çıkartmıyoruz. Kaç gündür buradadırlar. 4, 6, 7 tane beyazlardan 10 tane vardı. Yani toplamda 20 hayvanımız vardı şu an. ...14 tane falan kaldı arkadaşlar. Köpekler fırsat vermiyor. Gerçekten. Arkadaşlar, şimdi burada hangi horozumuz var diyeceksiniz. Orada siyah horozumuz var. O horoz tavuklarımızı, daha doğrusu arkadaşlar, ferikleri çok rahatsız ediyor. Onun için ne yapacağımı bilmiyorum o horozu. Arkadaşlar, bu arada bir haberim daha var. Şu siyah olan, bunu gördüm arkadaşlar, bu artık kesin bir şekilde bu horoz diyebiliriz buna. Çünkü eşleşmeye çalıştığından biliyorum yani. Kesinlikle o horoz artık, onu kararlaştırdık. Yani eşleşmeyene kadar ben daha bilemiyordum yani. Kesin horoz çıktı. Arkadaşlar bakın, bazı tavuklardan korkuyor. Hatta bir tanesinden tek büyük ihtimalle. Ama diğerlerinin üstünde hakimiyetini kurmuş. Bakın bacaksıza. Her türlü iş görüyor arkadaşlar. Gel. Yemlikleri dolu. Bunları içeride yiyorlar. Evet. Yemliklerinde var yem. O tarafta da var yemleri. Şöyle gösterelim burada. Bakın da burada şey yapıyor, yiyor. Arkadaşlar, burada bir folluk yaptık, yetmiyordu. Evet, tavuklarımız yumurtlamamışlar buraları. Sarı kızımız da burada. Ay kuzum, maşallah sana. Maşallah kuzuma. Ne yapıyorsun burada? Kara kız. Yumurtlayacak mısın? Bacaksız. Oğlum. Kuzum, sen yine kaçtın mı burada?
Mesela tavuklarımız için soğan getirdim. Soğanı çok severler. Sürekli yiyorlar. Onlara güzel güzel vereceğiz. Soğandan ikram edeceğiz. Her gün düzenli olarak soğan veriyorum arkadaşlar. Dış kabuklarını vermiyorum yalnız. Dış kabukları ishal ediyor arkadaşlar. Ona dikkat ederseniz kış mevsiminde iyi olur yani. Onun haricinde nereye gidiyorsun sen kuzum? Oğlum gitme o tarafa. Hadi. Bu tarafa yok. Hadi. Onlar bu tarafa alışmışlar. Sürekli bu tarafa gidiyorlar. Arkadaşlar bu horozumuzu bir şey yapalım. Size gösterelim. Şeylerden korkuyor. Büyük tavuklardan. Ama şeyleri, felikleri çok rahatsız ediyor. Oğlum, ne yapıyorsun? Suyun var mı bakalım bir. Suyun var daha senin. Arkadaşlar bakın, 2-3 gün aradan sonra ilk defa dışarı çıkardım. Bakın, horozlarımız tavuklardan korkuyorlar. Sizlerden nasıl horoz olacak peki? Orada da bir karışıklık çıktı. Oğlum sen tavuktan niye korkuyorsun? He? Arkadaşlar geçelim sarı kıza. Sarı kızın yumurtalarına bir bakalım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Sarı kızımızın yumurtalarına bakacağız. Döl kontrolü için. Bakalım. Birinci elimize gelen bu yumurta. Arkadaşlar. Sarı kızın yumurtası bu. Sanki damarlanma var. Çok az bir süre kaldı onların çıkmasına. Maşallah. Bu sarı kızın yumurtası. Bismillah diyelim. Buna bakalım. Arkadaşlar bu da sarı kızın. Bakıyoruz. Sanki bu biraz oluşmamış gibi. Parlıyor. Çiğ komple görünüyor. Bakalım. Bunu ayıralım. Bismillah diyelim. Üçüncüsüne bakalım. Bu ataksların arkadaşlar. Evet bakın. Bunda var. Maşallah diyelim. Kızım ver bakalım. Evet arkadaşlar Nazlı'nın yumurtasına bakacağız şimdi. Bismillah diyelim. Arkadaşlar Nazlı'nın yumurtası dolu gibi. İnşallah çıkar civcivimiz.
İnşallah. İnşallah çıkar bu. Ver bakalım kızım, ver. Mesela bu da atakslarımızın. Bakalım bu da dolu sanki. Dolu. Maşallah. Ver bakalım. Başla, bu da sarı kızın yumurtası. Bunda da damarlanma var. Bunda da oluşum var. Maşallah. Ver bakalım kuzum, ver. Bu tarafta kalmadı mı? Bir tane kaldı bu tarafta. İşte bu da ataksların. Bakın oluşum var arkadaşlar. Civcivimiz içinde. Şu kafası. Maşallah. Bunlar büyük ihtimal babaları gibi olacaklar. Sakallı olacaklar inşallah. Evet bak, bu yumurtayla bu yumurta aynı tavuğun yumurtası büyük ihtimal. Bakıyoruz. Evet maşallah, bunda da var. Oluşum var. Ver bakalım. Arkadaşlar bunda yok hiçbir şey. Gördüğünüz gibi sarı kızın bir yumurtası bu. Bomboş. Parlıyor. Bunu ayıracağız. Bunu hiç koymayacağız altına. Dönsüz bu. Bunu ayırdık. Kesin boş yani. Evet. Sıra bunda. İşte bu da dolu. Bakın. Damarlanmış. Maşallah. Ver bakalım kuzum, ver. Ver bakalım. Bu da atakslardan. Bu da dolu. Damarlanmış. Var mı başka? Kuzum. 2 4 6 8 10 11 yumurta. Hı. Bakalım. 2 4 6 8 10. Bir de burada 11. Bu boş arkadaşlar. Buna tekrar bakalım. Bu bomboş. Bunu boş boşuna koymayalım altına. Kaldı 10 yumurtamız. İnşallah bunlar güzel güzel çıkartır. Çok kısa bir süre kaldı zaten. Evet, sarı kızın nasıl altına aldığında bakalım. Al kuzum. Al bakalım. Hadi yerleştir. Hadi bismillah diyelim. Yerleştir kuzum, hadi yerleştir. Arkadaşlar Nazlı'nın yumurtası dolu. Çok sevindim. Evet bakın arkadaşlar, diziyor. Sarı kızımız. Al bakalım. Hadi yerleştir.
Hadi kuzum yerleştir bakalım. Maşallah sarkıyoruz ha. Arkadaşlar tek bir tane boştu. 11 yumurtadan bir tanesi boş. Bir tanesi de şüpheli. Ama diğerleri hep dolu. İnşallah hepsini de çıkarır. Hadi kuzum onu da koy altına. Onu da al. Sana yardımcı olalım mı? Taraftan biz koyalım. Bakın arkadaşlar nasıl dizilmiş. Sana biraz da yem vereyim. Yemin bitmiş. Al bakalım. Maşallah kuzuma, maşallah. Maşallah sarı kızıma. Aferin sana. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Biz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 yumurtadan bir tanesi kesin boş, onu çıkardık. Bir tanesi de şüpheli, onu tekrar koyduk. Belli olmaz, ne olur ne olmaz gibisinden koyduk tekrar. Şu an sarı kızımızın altında 10 tane yumurtası var. Oğlum, 10 tane yumurtası var sarı kızımızın altında. Bakalım. İnşallah. Yani çoğu dolu. Ama biz haydutun yavrularından istiyoruz. Yani haydutla sarı kızın yavrularından istiyoruz. Özellikle onların yavrularından. Boş olan da sarı kızın kendi yumurtasıydı. Artık bakalım. İnşallah onlardan bir sonuç alırız. Bakalım neler olacak. Çok kısa bir süre kaldı. Bir hafta gibi bir süresi kaldı sarı kızın yavrularını çıkarmasına. İnşallah güzel çıkımlar alırız. Sizlerle paylaşırız. Evet arkadaşlar, tavuğumuz köpeğe biraz değişik bakıyor, bakın. Saldırıyormuş gibi oldu. Çok güzel bir tavuk olacak. Çok güzel bir anne olacak o tavuğumuz. Kök falan yatarsa çok da güzel olacak. Arkadaşlar bunu da kesin kazandırdık. Bu hayvanımız da horoz. Çok komik ya. Bu değişik bir hayvan. Eşleşmeye çalışmayana kadar ben anlamıyordum yani. Aha. O da kaçtı. Arkadaşlar bu şekilde. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.